Orada göz köşe gözdağı veriyorsun. Gözdağı oluyor. Karşılaşımız acaba ne gibi teknikler uygulayabilir? Acaba ne gibi oyunlar yapabilir? Güçle, kuvvetle olmuyor. Yenildiğini ya da o güreş anında yenileceğini hissettiğin zaman tabii ki de şey geçiyor. Yani yeniliyorum diyorsun. Yeniliyorum diyorsun yani. Yendiğinde yeneceğin zaman da senin o gücün geliyor sana yani. Yenme hırsın. For the Çelik family, oil wrestling is a tradition that dates back 5 generations. Unlike standard wrestling, competitors are covered in olive oil. The winner either pins his opponent or lifts him above his shoulders. Atalarımızdan bunu dedim ya, atalarımız bunu yağla şey yapmışlar. Yağın amacı tutulmamak. Yani tekniği zor uygulamak. Bir teknik uyguluyorsun ama o tekniği uyguladığın zaman kayıyor, tutamıyorsun. The Çeliks come from a long line of oil wrestlers. Asil is 25 years old now, but he's been training since he was 8. His father Nihat has been wrestling all his life and is now his son's coach, as his father was to him. Ailemizde bizim bu yağlı güreş bir onur. Yani bizim bu Kırklar sahasında soy isim olarak Çelikler denildiği zaman Dandan ve Çağıslarız. Yani dedemden, amcamlardan ve babamlardan geliyor. Şimdi de biz devam ettiriyoruz. Oil wrestling has a rich history in Turkey, dating back more than 650 years, and the men competing in it are highly respected. Wrestlers, or pehlivans, meaning hero or champion, are considered exemplary figures for their adherence to traditions and cultures. It is a lifestyle the entire Çelik family embraces. Sadece biz antrenman yaparak hazırlanmıyoruz. Yani bizi ailemiz de hazırlıyor bu işe yani. Ailen arkanda olmadığı zaman bu işler olmaz zaten. Ailemiz de arkamızda bizim. Yani biz koca günümüz ailemiz bizim mutfaktan çıkmıyor. Yani bize yemek hazırlıyor. Hangi güzel yemekleri yapayım. Hangi işte şunu yapayım, bunu yapayım. Bizim yağlı çamaşırlarımız var. Banyomuz var. Yani hakikaten çok meşakkatli bir iş yani. Each year, the northern Turkish city of Edirne comes alive to host the 3-day Kırkpınar Oil Wrestling Festival. Wrestlers from all across Turkey compete for the title of Başpehlivan, or Head Wrestler. The tournament holds a Guinness World Record for the longest-running sporting competition in the world. About 300 oil wrestling games take place across Turkey each year, but the Kırkpınar Festival here in Edirne is the most popular. Yet for many, it's not about cashing in on the tourists that come to town this week. It's more about maintaining this centuries-old cultural tradition. Şimdi burada olan, Edirne'deki olan Kırkpınar güreşleri, Türkiye'de bütün olan diğer illerdeki güreşlerin olimpiyatı. Yani burada bütün herkes toplanır, güreşir. Başpehlivan burada seçiliyor. Türkiye'nin başpehlivanı, birinci olan. With another Kırkpınar competition only days away, Asil's father has him on a very regimented training schedule. En az 6 günü bizim çalışmakla geçiyor. 6 günümüz çalışmakla geçiyor. Sabah ve akşam olmak üzere. Sabah koşular oluyor. Kondisyon için koşumuzu yaparız. Öğleden sonra da kısmetleri alıp çayıra çıkıp teknik üzerine yağlı güreş antrenmanlarımızı yapıyoruz. İyi bir güreşçi olabilmesi için şey yapamıyorsun yani, gezemiyorsun istediğin gibi, diğer yarışların gibi. Hayatın bir düzenli bir periyoda giriyor. Yani belli bir antrenman şeyine girdiğin zaman, metoduna girdiğin zaman uyuman, kalkman, antrenman yapman, yemek yemen, dinlenmen. Yani bunların hepsi, bir kolluyorsun kendini resmen. Bütün her şeyden menfaat yapıyorsun yani. The Çelik family boasts many medals and podium positions from Kırkpınar. But the family dream of becoming a Başpehlivan and receiving the revered golden belt now rests with Asil. Ben başpehlivan olamadım. Ben baş altıya kadar güreştim ama oğlumun ben Kırkpınar'da bir başa güreşmesini istiyorum yani. Bir başpehlivanla yani aday olmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. A day before the tournament begins, all their hard work is measured. Each wrestler is weighed to determine which of the 12 weight classes he will compete in. Nerves escalate as the clock ticks down towards the start of the competition.
On opening day, friends, families, and hundreds of spectators show up for this historic event. Behind the scenes, more than 1,700 wrestlers get mentally and physically prepared. Asil and the 64 others in his category, small, medium, and big, are covered in oil. The master of ceremonies introduces the Pehlivans as the men salute each corner of the Er Meydanı, or field of brave men. Ne olsa doğalı bir çayır. Bizim o çıktığımız o çayır doğalı bir çayır. Daha sahaya çıkarken tabii ki sağ ayağınla çıkıyorsun. Duanı okuyorsun. Biliyorsun biz Müslümanız. Bizim dualarımız var. Kendimize özgü dualarımız var. Bu duaları yani Rabbine yalvarıyorsun yani. Allah'ım beni buradan utandırmadan çıkar. Bana burada şampiyonluk nasip et. A traditional band of drums and clarinets plays a traditional Ottoman repertoire to energize wrestlers and spectators alike. Dozens of matches take place at once as the audience looks on. Asil is able to pin his opponent down and wins his first match. Şimdi 30 kişiye kaldı. Nasıl kısmet neyse onu göreceğiz. Çalıştıklarımızın hemen alacağız. Sanki kalbim yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Yani ben ondan daha fazla heyecanlanıyorum yani. Daha fazla stres yapıyorum. The next match lasts 2 hours, but Asil is victorious again. This time, though, he suffers a foot injury. He is rushed off the field and attended to by a nurse. He is given the night to recuperate. By day 2, Asil is back in form. This is a very important match for Asil. It's the top 16 in his category, small, medium, and large. If he wins his match here, he then goes into the finals of the top 8. But after another tough match, Asil gives way to his injury and misses out on the quarterfinals. This is not a loss that will deter this oil wrestling family, but as the years go on, both Nihat and his son feel the sport that has become part of their family's DNA is changing. Eski adetlerimiz falan, yani güreşi biraz şey yaptılar, genetiğinle oynadılar. Çok kurallar koyduğunuz zaman bu güreşin şeyini bozuyorsunuz yani, genetiğini bozuyorsunuz yani. Bizim federasyonumuz, bizim yöneten kişiler yağlı güreşi çok kurallar koyuyorlar. Yani kural koyduğun zaman bu güreşin her şeyini bozuyorsun yani. Bırak, şeyine bırak, natüralliğine bırak. Bizim atalarımız nasıl yapıyorsa biz de aynısını yapalım. With their history in the sport, the Çelik family is one that can contribute to maintaining the essence of oil wrestling in the country. Çok onur verici bir şey yani. Çünkü bu bizim aileden de geldiği için. Dedelerimizden, dedemden de geldiği için bize karşı. Biz de bunu güzel bir şekilde layığına taşıdığımız için üstümüzde çok şükrediyoruz yani başka bir şey değil. Hani öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Dünyaya bir daha gelsem gene bu mesleği seçerim. Pehlivan olurum yani. Başka hiçbir spor dalı seçmem. Well, this year, a new Kırkpınar medal will not be added to the Çelik wall. The family, just like many other Turkish families, knows it's maintaining a centuries-old culture that truly matters. For Simon Asia, I'm Natalie Kearney in Edirne, Turkey.